bizler geldik. Sizler orada mısınız diyoruz ve oradaysanız sizler de ekranlarınızın başına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün çok özel ve güzel bir gün bizim için. Tabii ki konumuz ve konuğumuz özel ama bugün efendim bizim için ayrı bir ehemmiyeti var. Zira bir nebzenin 100. bölümündeyiz. Hani böyle çocuklukta dalya yaptık derdik ya. İşte aslında bizim için bugün de dalya. Ben efendim huzurlarınızda öncelikle sizlere teşekkür ediyorum. Bizleri 100 bölüm yalnız bırakmayan siz kıymetlilerimize ve tabii ki ekip arkadaşlarımıza rejisinden yapım ekibine, yapımcıma ve buradaki kameraman arkadaşlarıma bugüne kadar 100 bölüm boyunca konuk olan tüm meslektaşlarıma ve hocalarıma teşekkür ederek ve şükranlarımı sunarak başlamak istiyorum müsaadenizle. Ve tabii ki Diyanet TV'nin yönetimine hocalarımıza çok teşekkür ediyoruz. Böyle bir imkanı bizlere sundukları, sizlerle buluşturdukları için hepsine ayrı ayrı teşekkür edelim diyelim ve bu hizmetimiz daha nice ...yüz bölümlere ulaşsın inşallah diyorum. Ve efendim bugünün o özel konuğuna ve konusuna geçmek istiyorum. Hepimizin kaygıları var biliyorsunuz. Ee, ölüm kaygısı yaşayanlar, hastalığa yakalanma kaygısı yaşayanlar... ...sınav kaygısı yaşayanlar, acaba geleceğe yönelik iflas edebilirim... ...borçlanabilirim ya da borcu olup batabilirim korkusu yaşayanlar... ...hepinizi ekran başında tutalım istiyoruz. Zira bu 60 dakika boyunca sizler kendinize nasıl telkin içinde bulunabilirsiniz nasıl bir tedavi yolu çizilebilir acaba bu kaygılar ne zaman patoloji yani hastalık oluyor ve ne zaman bir uzmana başvurmak gerekiyor bunu detaylarıyla anlatacağız çok kıymetli konumu takdim etmek istiyorum uzman psikolog Nur Aydoğan hanımefendi buradalar hoş gelmişler diyorum hoş bulduk nasılsınız teşekkür ederim çok iyi Siz nasılsınız ben bomba gibiyim <laughs> çok iyiyim ee, ve siz de 100. Hmm. bölümümüzde ağırlamaktan Evet çok şanslıyım. Yüzlerimiz gülüyor öyle Tebrik ederim bu arada 100 bölüm. Teşekkür ederim. Nice 100 bölümler olsun inşallah. 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 Ve efendim bu e, hani güzel yüzüncü bölümde bir duayla konuya geçmek istiyorum. E, Bünyamin hocamızın eşi, şey, kıymetli hocamız buradalar aslında kamera arkasında siz onu görmüyorsunuz. Biz e, kuliste konuşurken e, peygamber efendimizin bir duası var dedi ve söyledi bugün e, kaygıya yönelik. Aa hocam dedim ne kadar güzel ben programı bu duayla açsam dedim. O da ne demek çok da güzel olur dedi. Efendim evet kaygıyı konuşacağız. Kaygılarımız belki hayata bizi bağlayan ipler, halatlar. Ta ki çürürse bizi düşürebilir. Bunları konuşacağız ama Peygamber Efendimiz öyle güzel bir dua etmiş ki hepimiz bu duayla başlayalım programa inşallah. Geçmişe üzülmekten, geleceğe kaygılanmaktan sana sığınırım Allah'ım demiş. Bizler amin diyelim. Bu dua ile konumuza geçelim. Evet. Ve tabii ki bu konuya eşlik etmek isteyen kıymetli izleyenlerimiz Instagram hesaplarımdan bir nebze. Instagram hesabından lütfen bize yazın. Hı -hı. Kaygılarını yazsınlar mı? Yazsınlar biz de e, onlara bir şekilde bu kaygıların neyle ilgili olduğunu Hı -hı. E, dinleyelim. Belki onlar gibi pek çok bu kaygı yaşayan insanlar vardır. Onların e, ne izninde değil mi? Tabii sesi değil olurlar. Olsun, i̇nşallah. E, o yüzden hani eğer özelse kaygılarınız Hı -hı. bize mesaj yoluyla atabilirsiniz. İsim kesinlikle istemiyorsanız buradan zikretmeyiz bunu da söyleyelim. Çünkü Diyanet TV her zaman mahremiyete saygı duymuştur diyorum. Ve... Gelecek kaygısı neleri barındırıyor? Ben e, girizgahta yaptım bir şeyler söyledim ama genel itibariyle gelecek kaygısı ne? Neleri barındırıyor? Bunlardan girelim konuya. Gelecek kaygısı sizin de bahsettiğiniz gibi sınav kaygısından tutumda bir önemli bir hastalığa yakalanma kaygısı, gelecekte benim halim ne olacak, gelecekte şu an iyi giden bir evliliğim var. Yani her şey tamamen yolunda giderken bile acaba çocuğumun başına ne gelebilir? Okula giderken başına bir şey gelir miye kadar uzanan böyle geniş bir yelpazede henüz hali hazırda olmamış, gerçekleşmesi mümkün olabilecek ya da olmayacak şeyler hakkında duyduğumuz kaygı aslında gelecek kaygısı. Gelecek kaygısını... Başlamadan önce konuya ben açıkçası kaygının biraz e, işlevinden bahsetmek evet. istiyorum. Kaygı neden var? E, bize allah Teala tarafından verilmiş çok faydalı bir şey. Karşıdan karşıya geçerken belki de kaygımız olmasa biz hani o an hızlı adımlarla hızlıca gelen bir arabanın önünden kaçamayı, kaçmamayı kaçamayabiliriz de ya da tehlikeli bir anda bir anda ne yapacağımızı bilemeyiz. Ama kaygımız sayesinde kaygı duygumuz sayesinde pek çok tehlikeli şeyden kurtulabiliyoruz. Aslında sağlıklı bir duygu bize verilmiş. Fakat bu ne oluyor da beyinde nasıl bir değişim oluyor da düşünüyoruz. Geleceğe yönelik yoğun bir kaygı halini alıyor. Hatta e, normal bir kaygıdan çıkıp hastalıklı bir hal nasıl alıyor? E, ondan da bahsetmek istiyorum. E, beyinde e, kaygıyı yöneten merkezler var. Bu merkezler kaygı çok yoğun sürekli çocukluktan itibaren özellikle de anne de kaygılıysa. E, ondan öğrenilerek başlıyor ve sürekli o kişi hayatında bir takım şeylerle ilgili sürekli kaygı duyar hale geliyor. Hatta öyle oluyor ki kişi kaygılanmadığı bir şey olduğunda yani hiçbir şey için kaygılanmadığı zaman ya muhakkak benim bir şey için kaygılanmam gerekiyor. Bir terslik var bir şeyler ters gidiyor. O kaygı duygusu eksik. Çünkü hayatına sürekli stres yaşamaya alışmış kişiler hayatına stres olmayınca bir şeylerin yolunda gitmediğini daha doğrusu sanki yaşamıyorum gibi bir hissiyata kapılıyorlar. Gelecek kaygısına baktığımızda da Hani dedik işle yasal olan kaygılarımız tehlikeden korunmak için var. Ama peki geleceğe dair daha henüz gerçekleşmemiş bir şeye dair bir kaygı neden meydana geliyor? Ee, şöyle, bu kişiler geçmişlerinde çok üzücü olaylar yaşamış olabilirler. Çok sıkıntılı günler geçirmiş olabilirler. Ee, i̇lk başta yakınlarına bir şeyler olmuş olabilir, kötü şeyler yaşamış olabilir, onlara şahitlik etmiş olabilirler. Buradan başlıyor bu kişinin kaygı kökenleri daha sonra kendi hayatında da sürekli bir kaygı beklentisi haline alıyor. Evet. Şimdi o kadar önemli bir nokta ki başkalarının illa kendimizi de olmasına gerek yok. Çok yakınlarımızda olan bir olayı hadiseyi sizle paylaşmak istiyorum ki nereden oldu? Aslında benim hayatımda her şey yolunda gidiyordu ama birden anksiyete problemi, bir nevi kaygı, anksiyete bozukluğuna dönüşebiliyor. Yakınlarımızdan birinin bir akrabası bir kanser tedavisi görürken o kanser tedavisinin sonucunda vefat ediyor. Bir başka kişi, onun yakın akrabası o sürece, o işte kemoterapi alma sürecini tedavi olma sürecini e tekrar nüksetmesi ve sonunda e, ölümle sonuçlanmasını e, şa yakından tanıklık ediyor ve e, ölüm korkusu başlıyor, ölüm kaygısı başlıyor. Acaba ben de hastalandım mı? Bir yerin ağrı zaman acaba bende de kötü bir şey mi var diye. E şunu biz biliyoruz, orada çalıştığımız nokta her zaman her kansere yakalanan kişi ölecek diye bir şey yok. Hı -hı. Biz e, ne diyoruz? E, kanser tedavisi gördüğü halde bunu atlatan, tekrar hayatına devam eden birçok kanser çeşidinde yenen insanlar da var bunun gibi örnekler. Yemeklerde. Dolayısıyla kanser eşittir ölüm demek değil. Biz bunun üzerine çalışıyoruz. Hani evet. ne yapılıyor bunlar diye merak ediliyorsa Hı -hı. E, bunların da çözümü var. Bunların bir tedavi yolu da var aslında. Şimdi kaygıdan açtık konuyu e, yaygın olarak işte gelecek kaygısı Hı -hı. bir nevi biraz da şey gelecek onu soracağım. Şimdi izleyenlerimiz diyor ki işte Tuğba Hanım biz geleceğe yönelik kaygı hissettiğimizde o bozukluğa dönüştüğünde etrafımızdaki insanlar Hı -hı. senin imanın eksik. Müslüman adam geleceğe kaygı mı duyar? Teslim ol Allah'a kaygı falan kalmaz diyor. Bu böyle bir şey mi acaba? E, keşke bu bu düşünceyi bir. eleştirenlerden biriyim. Çünkü biz kaygıyla evet, da imtihan evet. oluyoruz. Tabii Anks, bu bir hastalıksa bununla ben imtihan oluyorum anksiyete ile değil mi? Hı hı. Buyurun. E şimdi tümüyle hani bu da yanlış diye çöpe atmak doğru olmaz. Çünkü teslimiyet de aslında yani. evet. hani bunun tedavisinde yöntemlerden bir tanesi. Ama e, şu da var söyle, söylenen kadar kolay olmuyor maalesef. Hı. Çünkü e, bazı şeyler düşünce yapıları, olumsuz düşünceler beyni öyle yerleşiyor ki düşünsenize çocukluktan itibaren her şeyi algılamaya başladığımız andan itibaren etrafımızdaki insanların bir şeylere üzüldüğünü ya da Allah korusun diye kötü şeylerden bahsettiğini duyuyorsunuz ve ya bizim de başımıza gelirse hani ailede özellikle kaygılık insanlar varsa çocuk küçüklüğünden itibaren yetişkinliğine hep bu söylemlerle bunları duyarak yetişiyor. Etrafındaki kişiler hep böyle kişilerse eğer. Onun imansızlığının işareti değil aslında. Söyleyelim tabii lütfen. ki imansızın şartı ee, değil tabii ki. Şöyle bir şey hani bu da önemli bir. Bu bir hastalık. Evet bu hastalık Hı -hı. boyutuna da gelebiliyor rahatsızlık diyelim daha doğrusu Hı -hı. E, hastalık biraz daha sert olunca Hı -hı. E, farklı görüşlerden bozukluk de dediğim evet bir bozukluk Hı -hı. ama şu da bir gerçek e, ben eğer geleceğe yönelik bir kaygı duyuyorsam Hı -hı. E, bu haşa ve haşa Allah'a güvenmediğim Allah'a teslim olmadığım anlamına gelmiyor bu benim başıma gelirse ben ne yapabilirim aslında yine tabii iş ki. okular bende. Yani bu benim başıma gelir mi? Allah benim başıma verir mi ki? Yoksa Allah beni bundan koruyacak mı, kurtaracak mı? Böyle bir sorgulama hiçbir Müslüman da olmaz. Ama ne var? Ben ne yapacağım? Ben o yeterlilikte miyim? O kaygıyla baş edebilecek düzeyde miyim? Hı hı. Nasıl kendimi koruyabilirim diye kendi hani cüzi irade, külli irade var. O cüzi iradesinde belki sıkıntı olduğunu sezebilir. Kimisinde bunları duyabiliyorum ben. Ne düşünüyorsunuz siz? Hı hı hı. E, şu var tabii ki hani e, kaygılı insanların ya o kadar yoğun bir şekilde beyinleri geleceğe odaklanmış durumda ki şimdiyi göremiyorlar değil mi? Tabii ki anda olamıyorlar. Zaten problem ya geçmişteler keşke diyorlar hmm. ya da acaba şöyle olur mu? Yani keşke ve acaba ile başlayan cümleler o kadar fazla kullanılıyor ki e, o yüzden belki de onların hani bu tarz kaygılı düşünceye sahip kişilerin e, yakında arkadaş olarak hani senin iman eksik demek yerine hani ona alternatif bakış açıları sunmak çok daha faydalı olacak. Bunu programın sonuna saklayalım. Alternatif tamam. bakış açıları ne? Programın ilerleyen dakikalarında olsun. Tabii hani. ki canlandıralım. Çünkü evet. kendimiz için bir şeyler yaparken yanımızda kaygı bozukluğu olan, geleceğe yönelik kaygı taşıyan insanlara da muhakkak tavsiyelerimiz olacak, hap bilgiler gelecek. Şimdi biraz da şeye girelim mi? Hani sınav kaygısı dedik, geleceğe yönelik kaygı, yani daha olmamış şeyler. Bir evet. sürü şey sayabiliriz hangi tip insanlarda gelecek kaygısı daha çok oluyor beyin bir etken genetik faktörler etken anne babadan öğrenilen erken çocukluk döneminde kaygılar da öğreniliyor evet. Onun dışında bir mizaç da var mı Tabii ki mesela e, hayatta kontrol edebildiğimizde kontrol edemediğimiz alanlar var kaygılı insanlar her şeyi kontrol etmek isteyen insanlar aslında kaygı elinde olanları kaybetme korkusu elinde olanları e, hakimiyetini ya da elinde olanların devamının, ...gelmeyeceği korkusu, bir şeylerin yitip gideceği korkusu. Aslında buna baktığımız an kökeninde ölüm korkusuna dayanıyor. Onu da hani diğer ilerleyen dakikalarda bahsedeceğim. Kişi eğer kontrolcü ise... Kaygılanma oranı ya da kaygılı bir insan tipi olma oranı oranı çok daha yüksek çünkü hı hı. kaybetmek istemiyor kaybetmek istemediği için gelecekte olacakları kontrol etmek istiyor ama kontrol etmek mümkün değil bu sefer kaygısı daha çok artabiliyor hı hı. E, kaygılı tiplerde e, ya da mükemmeliyetçi tiplerde her şey tam olmalı dominant tiplerde değil mi dominant tiplerde Grisi o, yani hani siyah beyaz olup gri Tabii. olmayanlarda Tabii. A tipi özellikler hı. çok Meşhurdur değil mi zaten? <laughs> e, sert mizaçlar bu olmazsa olmazları Tabii. kesin çizgileri olanlarda daha Aceleci kişilerde evet. zaten hani e, baktığımız zaman kişilik tipleri çok yakın birbirine. Hani aceleci bir insan aynı zamanda mükemmelci de olabiliyor. Hmm. E, ya da işte ne bileyim e, şu da olabiliyor e, hazırlığı olmayan insanlar ya da bir kriz anında ne yapacağını bilmeyen kişilerde de biz kaygının çok yüksek olduğunu görüyoruz. Bir takım şeyleri hani hayatımıza şu olursa şunu yapmalıyım. Her şeyi önceden ayarlamak mümkün değil tabii ki. Ama e, ne bileyim hayatımıza planladığımız şeyler varsa onların bazılarına önceden hazırlık yapılabilir. Özellikle sınav kaygısına mesela evet. ya da üniversiteye hazırlanan e, öğrencilerde 2-3 e, kere sınava giriyor. Evet. Diyor ki bu üçüncü girişim ve bu sefer kesin bir şeyler yapmam lazım benim hayatım için. Çünkü ben 3 yılları sınava hazırlanıyorum. Ve artık aileme yük olmaktan gerçekten sıkıldım. Ailemin etrafımın benden beklentisi var. Özellikle beklenti yükseldikçe kaygı daha çok artıyor. Çünkü o kişi karşı tarafta beklenti sahibi olan insanlara o istediklerini vermeyi istiyor. Ee, o yüzden hani bir A planı hayatımızda A planı, B planı, C planı olmak zorunda. Eğer önümüzde mesela işte meslek seçimi. Ya da işte üniversite tamam üniversite sınavını kazanamazsam ne olacak? Ya da üniversitenin son sınıfında e, mesleğimi uygulamakla alakalı ne yapacağım? İşte bir yerde mi çalışacağım, kendi işimi mi kuracağım? Açıkçası belirsizlikler de biraz kaygıyı tetikliyor. O da önemli. Hı -hı. Ee, şimdi o zaman haklı kaygılar var bir de. Hı -hı. Yani yersiz bir ...kendi ürettiğimiz kaygılar <laughs> var. Bir de hali hazırda hayatın içinde kaygılanacak durum var. Onu ben e, şunu da söylemek istiyorum <laughs> izleyenlerimize. Hani bazen hayatınızda bir şeyler belirsiz, net değil ve kaygılıyım. Bu kaygının önüne nasıl geçeceğim? Geçmeyeceksin, o kaygı yaşayacaksın. Hani hayatımızda bazı duygular vardır. gözyaşı mutluluk, hüzün, keder. Bunların hiç e, hiçbiri e, öylesine değildir. O an bir katarsistir, bir boşalımdır. Bunu yaşamak zorundayız ki e, daha rahat nefes alsın ruhumuz. Şimdi siz e, önünüzde bir belirsizlik varsa... Herhangi bir şey olabilir. Bu iş hayatı, bu aile hayatı bir maddi alacak verecek meselesi her şey ne geliyorsa aklınıza. E, bu durumlarda kaygılandığınızda ben bu kaygının önüne geçmek istiyorum. Kaygılanmak istemiyorum. Böyle bir şey değil. Elinize iğne battığında batır, batacak ama acımasın gibi bir şey. Acıyacak. Onu hissedeceğiz yaşayacağız. Mesele ne kadar sürüyor? Tabii Hayatımı ki. nasıl etkiliyor? Hı. Beni ne kadar kitliyor? Değil mi? Bunlar önemli. Tabii tabii. Ee, aslında herkes yaşıyor kaygıyı evet. ama herkesin baş etme şekli ve dur. ...kaygının karşısında durabilme şekli çok farklı. Bastıranlar da var mesela. Tabii bastıran, inkar edenler e, ya da işte ısrarla kontrol etmeye çalışanlar... ...bir kere kaygı duygusunu kontrol etmeye çalıştıkça daha beter bir hale geliyor zaten. Daha çok işler sarpa sarıyor. E, o yüzden hani e, birazcık da dediğiniz gibi hani... Kaygının karşısına durabilme, kaygıyla birlikte akabilme, biraz olayları akışına bırakabilme, kontrol etme çabasını bırakmak çok önemli kaygılı durumlarda. Hepimiz yaşıyoruz. İşte ne bileyim geciktiğinde bir yere yetişme, kaygı hani yetişebilecek miyim, yetişemeyecek miyim, bir toplantıdır ya da işte iş hayatına ilgili bir proje hazırlıyorsun, kabul edilecek mi, kabul edilmeyecek mi? Evliliğinle alakalı bir takım kaygılar yaşıyorsun. Hani yaşadığın problem evliliğin sonu mu olacak ya da işte evliliğin devamında sıkıntı oluşturacak mı? Şu da çok önemli yakınımızda bir sıkıntı yaşayan varsa o bizim kendi hayatımıza diyelim ki evliliğinde sıkıntı yaşıyor. kişiler kendi hayatlarına, kendi evliliklerine bakıp acaba ben de benzer bir sıkıntı yaşama ihtimalim var mı şeklinde de kaygılanabilir. Aileden olur. biri boşanmışsa mesela acaba benim Tabii. de evliliğim boşanmayla sonuçlanır mı? Zaten o yüzden bir araştırma yapılmış. Eğer yakınlarda boşanma varsa, yakın arkadaşın boşanması, yakın akrabanın boşanması bu kişilerin kendi ilişkilerine de bir takım sıkıntılar ya da boşanma ile alakalı bir takım dalgalanmalar meydana geldiği görülmüş. Yakınlarımızdan çok etkileniyoruz, Hı. arkadaşlarımızdan çok etkileniyoruz. Hı. O yüzden bizi çok kaygılandıran, ya yani zaten kaygılı biriysek ve çok e, kaygılı kişiler etrafımızda çok tutmaları gerekiyor. Kaygı bir şey. Yani buluşucu mutluluk bir gibi bir mi şey. bilmiyorum ama hani Tabii mutlulukta ki. mutlu insan gördüğümüzde de gülümseriz ama Hı. kaygı e, olumsuz duygular daha çabuk geçiş sağlar. E, Hı. O bir gerçektir. Çünkü tıpkı olumsuz duyguların daha böyle keskin olduğu gibi hayatımıza daha etkileri çabuk. Hep derler mutluluk geçici ama keder daha kalıcı Tuğba Hanım diye yazanlar olur böyle. Gerçekten öyledir işte ama ona bakış açımız bizi şekillendirir biraz Peki. nasıl olacağını. Bu arada arkadaşlar soruları muhakkak yazacaklardır buraya. Ben bir yandan bakıyorum gerçekten de sorulara başlamışlar bile. Mesela ben bir tanesini almak istiyorum sevgili arkadaşlarım. Ayşe Hanım e, bir soru sormuş. Bir tane soru atalım sonra Hı -hı. devam edelim. Tamam. İnsan tiplerinden konuştuk ama gelecek kaygısının nedenlerinden de bahsederim. Durduk yere evet belki travmalar oluyor bir şeyler e, bizim dışımızda geçen bir şeyler var ama başka nedenler de muhakkak vardır. Tabii. Mesela böyle bir kaygı yaşayan e, izleyenim var. Şu telefonu ben elime alayım. Efendim soru şöyle. Merhaba Tuğba Hanım demiş Ayşe Hanım. Benim bebeğim de ol, olduğunda bazı sağlık sorunları yaşadım. İki ameliyat geçirdi ve bir ameliyatı daha çok. E bir ameliyatı daha var. Çok etkilendim ve üzüldüm. Hı hı. E, düşüp canı yanacak diye bile çok kaygılanıyorum. Ve ileride hayatında bu sağlık sorunları önüne yine çıkar mı diye düşünmeden edemiyorum. Eşimle paylaşıyorum. Çok düşünme, olumsuz düşünme deyip destek olmaya çalışıyor Bu durumu nasıl atlatabilirim? İkinci bebeği düşünemiyorum. Tekrar aynı şeyleri yaşarım diye. Hı hı. Çok e, güzel bir e, soru ve örnek gelecek kaygısına. Hı hı. Çünkü ikinci bir bebeği düşünmesine bile engel olmuş hali hazırda. Tabii. Ne dersiniz Ayşe Hanım'a? Şimdi e, gerçekten hani çok zor evlat olunca söz konusu zaten hani e, çok hassas oluyor anneler. Çok duygusal. Haklı olarak çok duygusal. Evlatlar canımız çok da geçmiş olsun. İnşallah iyi sonuçlar alırlar. Şifa dileyelim bu arada Şifa yine Şifa diliyoruz. Tekrar etmesin inşallah. Buyurun. E, tabii hani aslında e, Ayşe Hanım mıydı? Ayşe Hanım. E, aslında orada bir eşinden beklediği çözüm aramak değil. Eşinden bir çözüm bir, çözüm, bir şey beklemiyor. Eşinden istediği orada onu dinlemesi, Dinledi belki bir iş var ama evet. Evet e, Yani aslında orada kişi kaygısını paylaşırken e, şey istiyor. Hani bir sakinleşmek, bir derdinin dinlenmesi, bir sükunet bulmak, e, onu paylaşmak istiyor. E, paylaştıkça azalıyor çünkü bu tarz şeyler kaygılı durumlar. Ama ortada bir gerçek var. E, yapabileceği şey, hani e, bilmiyorum, sonra mı değineceğiz. Hani e, ne bileyim hep olumlu kişilerle görüşmesi, nefes egzersizleri olabilir, psikolojik destek alabilir bu süreçte, e, psikologla birebir görüşmesi çok iyi gelebilir. E, çünkü kaygılıyken kaslarımız çok gergin oluyor ve gerginlik bizi daha olumsuz düşüncelere etiyor. Evet. Gevşediğimiz zaman vücutta bir takım mutluluk hormonları salgılanıyor, rahatlatıcı hormonlar ve olumlu düşünce daha fazla tetikleniyor. Evet. Şimdi zihninde ister istemez olumsuz düşünceler çok yoğun bir şekilde çocuğumun işte sağlığı nasıl olacak, daha iyi mi gidecek, daha hep böyle belirsizlikler var bir sürü. O belirsizlikler açığa kavuştuğunda yani ameliyatları iyi geçtiği zaman, iyi sonuçlar geldiği zaman eminim bu duyguları azalacaktır, kötü duyguları. İyi duyguları daha ağırlıklı olacaktır. İnşallah. Ee, onda da hani dua, yani manevi güç, manevi dayanak çok önemli. Ben şey söyleyeyim, şimdi bebek deyince tabii anne olmanın verdiği bir şeyle ben mesela bu soruyu daha önce okuduğumda daha... E, Farklı cevaplar verirdim ama şu Hı -hı. an o kadar taklı ki kaygınız. Ee, oğlum böyle bir gazarsı olduğunda ya da nedensiz sizi ağlamalı krizlerine girdiği zaman evde rengim atıyormuş mesela. Ee, biraz elim titremeye başlamış. Niye ağlıyor ki? Ne var ki? Bir şeyim var? Ben mi anlayamıyorum? Bakıyorum altı temiz, karnı tok, gazını çıkardık işte. Ateşi yok, niye ağlıyor? Yani hani evlat olunca dediğiniz gibi daha farklı oluyor. Çok. Bu kaygı normal. Kaldı ki siz ameliyatlardan bahsediyorsunuz. Bakın doğum yaptıktan sonra bir ameliyatı daha var diyorsunuz ama çocuklar da hani büyüklerimiz der ya çocuk bu, güle benzer, bir açar, bir solar, anı anını tutmaz. Gelecekte acaba etkiler mi dediniz ya bu gelecek kaygısının içinde. Şimdi Tabii. aynı kaygısının içinde geçerli, benim için de geçerli. Gelecekte herhangi bir sağlık problemini yaşayabiliriz, yaşamaya da Hı -hı. Bu ihtimal %50-50'dir. Yani bu bizim kontrolümüzde olan bir şey değildir. Hı -hı. Nedir? Siz eğer tedavisini, bu terkinler çok önemli kendine, yazabilirsiniz. Ben çocuğumun ameliyatında şu süreçleri geçirdim. Neler yapıldı ameliyat için? Gerekli Hı -hı. olan her şey yapıldı mı? Yani biz kul olarak Hı -hı. ve insan olarak e, ne yaptık? Görevimizi yerine getirdik mi? Doktorlar elinden geleni yaptı, bütün ameliyatlar halli e, halloldu. İlaçlarını düzgün kullanıyor. Belli bir sürece girdik. Yani ben elimden geleni yaptıktan sonra oturacağım, dua edeceğim. Bundan sonrası o sağlık problemleri için dediğiniz hı hı. gibi benim maneviyatıma bağlı ama hepimiz için bu gerçek. Hı hı. Hastalanabilir çocuğunuz ama hasta olmayabilir. O zaman bunu yaşayıp görelim. Şimdiden bunu düşünmeyelim. Bu terkinleri e, gerçek çok önemli dediğiniz. Hı. Gibi. Gerçekçi kaygılar. Yani hı hı. sizin Gerçekten. çocuğunuzun bu sağlık problemlerinin gelecekte Karşısına çıkması ne kadar mantıklı ne kadar mantıklı. Gidin doktorunuza şunu sorun. Benim böyle kaygılarım var. Şimdi ameliyat oldu çocuğum. Böyle böyle rahatsızlığı var. Peki bu 18-20 yaşında çıkma ihtimali ne? Bakın gerçekten mantıklı doneler toplayın. Hı hı. Yani ben benim bu kaygım ne kadar gerçekçi ne kadar normal? Bunun gibi böyle ki ufak tefek kendince yapabileceğiniz şeyleri söyleyelim. Zaten Nur Hanım eğer ileri giderse bir uzman desteğini değil mi alması lazım. Kesinlikle da öyle. Gerekiyor. Çünkü bazen kendimiz kendimize yetemiyoruz. Yani evet. hani e, gerçekten hani çok e, çünkü hassas bir durum. Hmm. Bir de şu da var. Hani dediğiniz gibi çok normal bir kaygı ve bu bir süreç yani. Hani bu kaygın atlatılması için de bir süreç gerekiyor. Çünkü yaşıyorsunuz o an. Şu da var ama çocuklar çabuk toparlar. Çabuk toparlanır. E daha küçük de e, hani iyileşecek, iyileştiği zaman bu kaygınızdan eser kalmayacak ama kaygılı anınızda çok aşırı yaşıyorsunuz bunu çocuğunuza da geçecek tabii, bu. Tabii. Çünkü Onu anneden sevecek. bebeğe geçen bir yol var yani. Kesinlikle. Sağ beyinden ee, sağ beyine. Efendim bir nebze hesaplarından sorularınıza bakmaya devam edeceğim. Yorum şeklinde ve mesaj şeklinde bekliyorum. Biz geleceğe yönelik kaygıları konuşuyoruz. <laughs> geleceğe yönelik ne kaygınız var hali hazırda? Lütfen bizlere yazın. Biz de buradan destek olmaya yol göstermeye, rehberlik etmeye çalışalım efendim diyorum. E, kaygının nedenlerin aslında hangi olumsuz durumlar ve olaylar kaygıları tetikler? Tıpkı Ayşe Hanım'ın yaşadığı gibi bir hastalık gelecek Tabi, kaygısını tetikliyor. Başka neler var? Şu da var mesela hani e, çocuğun erken yaşta bir kayıp yaşaması. Yani bir kere bir kayıp yaşamak bizi ölümle ve her şeyin geçici olduğuyla birdenbire yüzleştiriyor. Evet. Ve biz kucağımızda buluruz. Yani gayet güvenli bir şekilde dünyaya bakarken bir anda bir yakınımızın kaybıyla e, ya da sevdiğimiz bir, nesnenin kaybı, sevdiğimiz bir hayvanın kaybı, bir kayıpla biz bu ölüm duygusuyla yüzleşiyoruz. Evet ölüm duygusuyla yüzleştiğimiz zaman kayıp duygusu. Kayıp duygusu beraberinde de bir takım şeylerin hani her şeyin geçici olduğu. Güvendiğimiz dü dünya bir anda hani bu da geçebilir, bu da gidebilir şeklinde bir bakış açısına sahip olmamıza neden oluyor. Bunlar kaygının nedenlerden biri de bu yani. Evet. Bir de şey var ya güven ya çok önemli. Kaygının en temelinde kendimi ne kadar güvende hissediyorum. Hı. Yani o can ve hani can ve mal e, güvenliği. Can ve mal güvenliğiniz varsa bir yerde, sizi tehdit eden bir unsur varsa, daha doğrusu sizi tehdit eden bir unsur varsa kaygınız şu alır. Bu geleceğe yönelik bir tehdit de olabilir, şimdiyi de etkileyebilir. Şimdi kaygıyı konuşurken şunu bilelim, kontrol edilebilen kaygılar var, edilemeyen kaygılar var. Evet. Mesela bir tane soru alacağım ben. Sizin sorularınızla konumuz daha güzel şekilleniyor efendim. Bir nebze hesaplarından Elif Emir Kullanıcı adıyla bir izleyenimiz, araba kullanma kaygın var. Kaza yaparım sakat kalırım aman Allah korusun diyeyim kaza yaparım sakat kalırım diye korkuyorum hep korkuyorum kaygılanıyorum sebebi ne olabilir ne yapabilirim demiş güzel bir soru bence az önce bahsettiğimiz sağlık problemi, genelde tabii, sağlık konusunda çok kaygılı olabiliyoruz tabii. aslında dediğim gibi hepsi ölüm korkusu evet. ama şu var insan ölüm korkusuyla başa edemiyor çünkü ölüm yüzleşmesi çok zor olan bir şey. Ama bir sağlığı kaybetmek ya da bir köpek korkusu çok daha bir şey bir şey yani baş edilebilen bir şey olduğu için ölüm korkusu bir organını kaybetme, bir uzvunu kaybetme korkusu dönüşebiliyor. E bu sefer ne oluyor? Bir organını, bir uzvunu kaybetme korkusu. E araba kullanırken kaza yaparsam bir yerime bir şey olursa korkusuna dönüşebiliyor. O yüzden e, o kişinin kayıpla ilgili duygularına bakmak gerekiyor. Ya da daha önce hiç bir kayıp yaşamış mı? Ya da organ kaybı yaşamış mı? Kaza, kaza görmüş mi? mü? Kaza geçirmiş mi? Şahit olmak bile şahit etkiliyor biliyor musunuz tabii. arkadaşlar? Evet. Tabi. Tabii Bu önemli. Ne, yapar, ne yapacak? Araba kullanamıyor şu an. Üst ne trafiğe gideceğim. çıkmanız lazım. <laughs> Kadınlar olarak lütfen trafikte olalım. Trafiği bizler de güzelleştirelim. Her ne kadar geri geri park edemesek de diye bir espri <laughs> konduracağım araya. Buyurun. E kaygının üstüne gitmek gerekiyor. Çünkü biz kaygıdan korktuğumuzda, kaygılanırım diye bir şeyler yapmaktan geri durduğumuz zaman bu sefer elimiz ayağımız bağlanıyor, hiçbir şey yapamıyoruz. Üretkenliğimiz duruyor değil mi? Kendime güvenimiz kendimize güvenimiz kayboluyor. E, gitgide daha kötü bir hale geliyor. Ama üstüne gittiğimiz zaman ve parça parça belki de parçalara ayırarak mesela işte araç kullanma korkusu varsa daha sakin bir yerde araç kullanmaya başlayarak, Başlıyoruz. daha sonra kendine güveni geldikçe bir adım, bir adım daha, bir adım daha adım adım kendi adımlar oluşturarak kolaydan zora doğru bunlarla yüzleşmesini tavsiye ediyorum ben. Evet. E, ve ama şu da var hani tenha yerlerde başlayacaksınız ya e, Elif Hanım diyeceğim size. Elif Hanımcığım siz tenha yerlerde araba kullanmaya başlıyorsunuz ya trafiğe de çıkarken yanınızda birisi olsun. O birisinin hani böyle araçlar var ya onun da ayağının altında fren var e, gaz var o şekilde Biraz böyle e, ders alın mesela. Yeniden ders alın. O ders aslında sizin e, sürüm, sürmeyi, araç kullanmayı öğretmeyecek. Kaygınızı hafifletecek. Yani kullandıkça kullandıkça rahatlamanızı sağlayacak. Bir kişi destek olacak size yanınızda. O da her zaman olmayacak. Bu sefer hep onsuz onsuz binemeyeceksiniz. O da var. Çok güzel bir şey söylediniz aslında. Şu var. Kaygılı insan çözüm yolları bulmakta bazen zorlanabiliyor. Siz mesela şimdi çözüm yolu oluşturduğunuz. Evet. İşte e, tenha yerde sürmek yanında işte bir e, sürücü aracıyla yanında hoca ile birlikte ders e, sürücülük Sürüş dersi almak gibi e, çözüm oluşturabilmek lazım. Eğer çözüm olursa tabii tabii çözüm yolları bulmak çok önemli. Hı hı. Üstüne gitmek adım adım. Evet şimdi Fatma da bir sorusu var. Arkaya sıkıştırmak hı. istiyorum ama e, hı hı. bir yandan sizin sorularınız hep kalıyor ya böyle hı hı. zaman bir nebzede çok hızlı geçiyor efendim. Yüzüncü bölümde de çok hızlı geçecek eminim ama şöyle e, soruyla devam edeyim ben. Olumsuz durumları konuşurken gelecek kaygısının insanın biyolojik olarak da etkilediğini biliyoruz. Hı hı. Ee, neden diyorum kaygılanıyoruz, midemizde asit artıyor, bağırsak problemi yaşıyoruz. Huzursuz bağırsak sendromu biliyorsunuz hep en yaygın, migrenimiz. Hı hı. Şimdi diyoruz ki benim başımda tümör mü var acaba, çok başım ağrıyor diyoruz. Halbuki migren olabiliyor ve sonunda strese bağlı olduğunu düşünüyoruz. Hı hı. Tabii o birbirini tetikliyor. Biraz bunlardan bahsedelim mi? Kendi kendimizin doktoru olmak <laughs> adına. Şimdi kaygı, rahatsızlığı yaşayan kişilerin en fazla baş doktora başvuran kişiler olduğu tespit edilmiş. Çünkü kaygı o kadar fiziksel reaksiyonlar veriyor ki psikosomatik dediğimiz direkt bedenimize yansıyor. Mesela kaygılı insanlar geceleri dişlerini çok sıkarlar, çenelerini çok sıkarlar, hatta şu yanaklarındaki kaslar bayağı güçlenmiştir. O yüzden Dişçileri de onlar hani dişinizi gıcırdatıyor musunuz dişlik kullanırlar. Bunların hepsi kaygıdan ya da avuç içleri çok terler ya da dediğiniz gibi mide krampları, karın ağrıları, baş ağrıları. Kalp atışlarını hızlandırır. Tabii kalp atışlarını hızlama tansiyon artabilir. Kaygı gerçekten bir bedensel rahatsızlık yaşıyor musunuz hissi verir size. Evet. Direkt ne yaparlar? Tabii bir psikoloğa gitmektense doktora gitmek insanlara daha kolay geliyor sanırım. Evet. Hani bir psikolojik rahatsızlığı olmaktansa bir fizyolojik rahatsızlık daha böyle bir sanki kabul edilebilen bir şeymiş Neden, gibi diyorsun? düşünülüyor. Bence Nurhan ben onun şuna bağlıyorum. Şimdi psikoloğa gittiğiniz zaman psikolojik olarak evet bunun kökeni psikoloji. yani kendi bakış açınız, kendi algılarınız, kendi bilişsel yapınız evet. sorun. Ne yapacağız? Değiştireceksiniz bunu onun için daha emek sarf edeceksiniz ama ben dişim ağrıyor dişçiye gittim hop hadi bana bir şey ver dış etken ne daha kolay benim hiçbir şey yapmama gerek yok ben sadece doktor hastalık koltuğuna oturacağım doktor evet. bir şey yapacak ötekinde diğerinde daha çok efor var azıcık tembellik yapıyor gibi sanki. Tabii aktif bir süreç <laughs> <Dört> bir, <laughs> <süreci. gülüyor> bir de şu da var şimdi bu rahatsızlığı yaşıyorum ama fiziksel hiçbir şey çıkmıyor hani gidiyorum doktora MR çektiriyorum bir sürü tetkik yaptırıyorum diyorlar ki psikolojik. O zaman işte sıra psikoloğa geliyor, psikiyatriste geliyor. Ee, burada dediğiniz gibi aktif bir süreç söz konusu. Kişinin aktif katılımı lazım. Kendi davranışlarının üzerine kafa yoracak, anılarına gidecek. Bu da kolay bir şey değil aslında. Anlıyorum. Hani bir psikologdan randevu almak o kadar zorlanıyor ki kişiler. Çünkü ilk defa kendi hayatı masaya yatırılacak. <laughs> i̇lk defa kendi hayatını başından sonuna kadar biriyle oturup konuşacak, irdeleyecek, anlatacak. Yaşadığı bütün sıkıntıları konuşacak. Gerçekten hani kolay bir süreç değil ama şu da var. Değişim en başta zordur. Ortalarda karışıktır ama sonunda muhteşem biz. Çünkü kendi konforunuz, hayat konforunuz. Tabii. Yani psikolojik olarak, bilişsel olarak dönüşüm ve değişim yaşamanız sizin hayat konforunuzu yükseltir. Nasıl? Çok lüks bir arabaya binmezsiniz. Lüksten bahsettiğim, konfordan bahsettiğim bu değil. Hayatta bir daha başka bir sorunla karşılaştığınızda daha az acı çekersiniz. Bakış açınızdan dolayı verdiğiniz tepkiler daha dengeli, daha böyle itidalli olursunuz. Ee, bu anlamda e, psikolojik olarak gelişim sağlamak hani kemale ermek, olgunluğa ermek diyoruz aslında bir yönden. Bu işin manevi boyutu da var. Şimdi e, bir soru alayım mı araya? Tabii. Yani. Bir nebze hesaplarındayız efendim. Lütfen e, yarım saatimiz var. Şöyle saate bak bakıyorum. Bir an önce sorularınızı yazın ki son dakikalarda olanları yetiştiremiyorum. Sonra siz bana kızmayın. E, i̇yi yayınlar demiş Fatma Hanım. Ee, ben bazı olaylar karşısında insanlarla karşı karşıya geldiğimde çok kaygılanıyorum. Hı hı. Kötü bir şey olacakmış hissine kapılıyorum. Kalp atışı çok fazla oluyor. Sesim kısılıyor. Ne yapabilirim diyor. Ee, biraz panik de gibi hı hı. sanki çağrıştırıyor bana. Ne dersiniz? Tabii kaygı, panik de bir kaygı bozukluğu aslında panik atıyor. Bana da tabii kaygı bozukluğunda panik atak yaşayanlar çok fazla. Evet. Çünkü dediğimiz gibi fiziksel semptomlar en üst derecede yaşanıyor. Biraz bana şunu hissettirdi, bazı kişiler hayatlarına yani yetiştiriliş tarzı çok mücadeleci olmuyor ya da çok rekabet içerisine geçmiyor. Çok sakin ya da ne bileyim söz verilmemiş, susturulmuş, konuşma imkanı verilmemiş bunu çocukken pratik yapma imkanı olmamış kişiler, çocukken kavga etmemiş, tartışmamış kişiler yetişkin olduklarında gergin ortamlarda, o kadar geriliyorlar ki sanki böyle şey gibi cevabını veremeyeceğim, altta kalacağım, haksız duruma düşeceğim, anlatamayacağım kendimi ve bu sefer ya Rezil ağlıyorlar. Olacak. Rezil ya... olacağım kaygısı tabii, tabii. değil mi? Rezil olacağım, anlatamayacağım yine o haklı çıkacak, karşımdaki haklı çıkacak. Ben yine işte haksız duruma düşeceğim. Artık kafasına hani dedik ya kaygının kökeninde olumsuz düşünceler var. Bu saydıklarım olumsuz düşünce. Bunlar e, yetişkin hayatta karşılarına böyle bir insan çıktığı zaman ya da gergin ortamlar olduğu zaman hemen böyle bir kötü bir şey olacak hissiyatı oluyor. Ya da e, geçmişte böyle hani bir karşılıklı konuşma ya da birinin karşısında konuşma olduğunda bir gerginlik bir tartışma çıktıysa sonunda tıpkı onda da o havayı sezinliyorlar hemen kaygılı insanlar Kaygılı insan havadaki duygu değişimini direkt alıyor. O duygu değişimini hissettiği anda kötü bir şey olacak hissiyatı oluşuyor. Ama bazen bu doğru çıkmıyor. Hı -hı. Bu sadece hani kendi onunçu düşüne kay. Mi? Bu e gerçekten bu e hayti ruhin içinde olanlara sizin tavsiyeniz nedir? Bir uzman eşliği Hı -hı. evet önemli ama Hı -hı. onların kendi kendine yapacağı bir şey hiç mi bir şey yok? Muhakkak. Akma şu geldi. Sizin de tavsiye ettiğiniz bir kitaptı. Tanrı daima tebliğli kıyafet gezer. Evet, Onu okumasını tavsiye ediyorum. Ee, orada şöyle oluyor. Çok kibar bir beyefendi. Ee, hiçbir şekilde kavga çıkartmayan birisi. Onun hayatını değiştirecek kişi ona çeşitli görevler veriyor. Bunlardan bir tanesi şuydu. Her zaman gittiğin fırına gideceksin. O da çok meşhur bir fırın. Çok kuyruğu var. Siz de okumuşsunuz. Evet. <laughs> çok güzeldir o kitap. Orada bunu istiyorum, şunu istiyorum. Yok kararımı değiştirme. Bunu istiyorum diyerekten e, en sonunda hiçbir şey almadan çıkacaksın. Sosyal fobis olan yani e, hiçbir şey diyemeyen <laughs> değil mi? E, edilgen, çok edilgen bir karakter bu. Ona öyle bir görev veriyor ki yıkıyor, ezber bozuyor yani. <laughs> Aslında korkusunun üzerine gitmesini tavsiye tabii, ediyor. Tabii. Yani böyle hiç yapamam, ay ben bunu yapamam dediği şeyleri sıralasın ve tek tek onları yapmaya çalışsın diye tavsiye ediyorum. Çünkü onun kırılması lazım. <laughs> Yaptığımız anda ay ben şunu karşısına konuşamam dediği anda yani bir kere diyorum ufak bir şeyden tartışma çıkar. Ve yapmaya çalış, gerçekten kendine güveni çok geliyor ve hiçbir şey de olmuyormuş. Evet. Korkulacak bir şey e, hep yokmuş. E, söylüyoruz Ziyat ya bunu oluyor. gelecek kaygısı olanlarda yani işte bir rezil olursam bir toplumun önünde konuşursam sesiniz titresin. Zaten sesinizin titremesi ellerinizin terlemesi bu sizin insan olduğunuzu gösteriyor. Kesinlikle. Ve zaten hiç kimse yani toplum önünde konuşan ben de dahil ve ekranlarda gördüğünüz ya da sahnelerde gördüğünüz insanlar oraya annesinin karnından o beceriyle çıkmıyor. Hı -hı. Sesi titriyor bazen dili sürüşüyor ki biliyorsunuz şahitsiniz benim burada ne kadar zorlandığım bazı konularda. Ee, elleri titriyor, sesi titriyor, kalbi güm güm atıyor. Ne oluyor biliyor musunuz? Bir oluyor, iki oluyor, üçüncü de bu kayboluyor. İnsanın, insan denen varlık Allah öyle bir yaratmış ki, öyle bir kodlamış ki alışmaya meyilliyiz hı hı. biz. Buna da alışıyoruz. Heyecana alıştırın vücudunuzu ki o semptomlar geri gitsin. Bozukluğu olanları e kenarda tutuyorum. Onlar kesinlikle bir uzman desteği almalılar diye eklemiş olayım. Çok güzel bir soru vardı şurada. Onu da alayım. E, bahsettik yayın başında ama heh şöyle alıyorum. Bir izleyenimiz. Kullanıcı adını okuyamıyorum ama e, Sevda Gizem. Hayırlı yayınlar demiş Tuba Hanım. E, benim hocama sorum şu. 23 yaşındayım. Yakın zamanda annemi kaybettim ve artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak gibi hissediyorum. Ve hayatım gittikçe karmaşık bir hal alıyor gibi geliyor bana. Bu kaygıdan nasıl kurtulabilirim demiş. Okumuş olalım öncelikle başınız sağ olsun diyelim. Allah mekanını cennet etsin annenizin. Ee, hayatınız hiçbir zaman eskisi gibi olmayacak deyip sözü size bırakıyorum. Hı hı. Bu bir kayıp. Buyurun. Başı sağ olsun Allah sabır versin. Anne kaybı kişinin kendi ölümüyle eşdeğer bir duygu hissiyatı verirmiş. Hı. Yani çok zor bir imtihan. Ama şunu da biliyoruz ki bu dünyada hiçbir şey kalıcı değil. Biz de dahil olmak üzere. Ee, yani destek almasını, psikolojik destek almasını birebir çok öneriyorum. Çünkü gerçekten çok zor bir süreç. Ee, bu süreçte ne yapabilir? Ee, kesinlikle yani şimdi in insan ilk başta bir kayıp yaşadığı zaman inkar durumuna gidebiliyor. Yani o kişi ölmemiş gibi davranabiliyor hala. Çünkü nasıl midemiz sindirilmesi zor bir şey yediğimizde, onu döndürüyor, dolaştırıyor ya da dışarıya atıyorsa beynimiz de öyle. Eğer sindirilmesi çok zor bir şey yaşadıysak sürekli beynimize dönüp dolaşıyor o duygu. Bedenimizde dolaşıyor o duygu. O yüzden e, biraz e, ne deniyor ona? Yabancı ismi geliyor aklıma. Mindfulness dediğimiz Hı, bir teknik farkındalık var farkındalık belki. Evet, yani, evet bilişsel farkındalık. Bilişsel belki. farkındalık. Bedeninin farkında olması bu duyguyu annesinin yokluğunu bedeninin neresinde hissediyor? Ee, nefes egzersizi hani ona psikolog verecektir zaten yapması gereken şeyleri söyleyecektir ee, arkadaş desteği çok önemli evet, yakın desteği, desteği çok önemli ee, yalnız hissetmemesi çünkü anne gidince şimdi yalnızlık duygusu çok yoğun olacak. Bir de çok genç 23 yaşında tabii tabii. Yani en çok anneye ihtiyacı olduğu evet. bir dönemde ee, yani bunu bir Annesini kaybeden tek insan siz değilsiniz. Bir sürü insan var ve evet. aynı duyguları yaşıyorlar. Yaz süreci hı. E, ömür boyu sürer ama inerek hani böyle 40 mum yanarmış, son mumda ölene kadar o kişi kalbinde yanarmış ya kaybettiği biri varsa. bu Hani bu bir benzetme yapıldı, benzetme tabiri caizse diyeyim. Dolayısıyla hayat boyu sürecek o yokluk ama hı hı. hayatımızın işlevselliğini etkiliyor bu durumda. Tabii Sizin. duygularını yazabilir mesela mektup yazabilir annesine. E, fotoğraflarına bakabilir. Yani bu depreştirmez aslında. Hani kabullenmektir bu. Ama ilk başta inkar olması, işte annesi ölmemiş gibi hissetmesi çok normal. Çünkü yaz sürecinde biz bir yıl en az bir yıl bekliyoruz yaz sürecine. Evet. Yakın zaman dediğiniz zaman ne kadar yakın bu önemli? Bir yılı geçmesi gerekiyor e, o hani patolojik yaz sürecine mi sürecinde misiniz değil misiniz? Buna bakmak gerekiyor ama e, inşallah yakın siz ben kalsın. şöyle bir dua yapayım. E, dua edeyim yapayım diyorum. <laughs> dua edeyim size Sevda Hanım'cığım Allah inşallah size bir anneliği tattırsın sizin bir evladınız olsun bir birden fazla gönlünüzden ne geçiyorsa Rabbim inşallah size annenizle geçiremediğiniz o zamanların telafisi için kendi evladınıza annelik yaparken inşallah o özlemi biraz olsun bastırsın diyeyim bir, bir nebze böyle güzel dualar da yapıyor yani hani e, izleyenlerin acısını o kadar derinden hissedebiliyorum ki ortak bazen acılarımız da ortak evet. olabiliyor. Sizin yaşadığınız, evet. yaşadığınız tecrübeleriniz var haliyle. Ben burada mesajları okurken çok tanıdık da gelebiliyor. Evet. Belki geçmişimizden izler taşıyabiliyor. Evet. Dolayısıyla biz sizi çok iyi anlıyoruz ama lütfen hayatınızın işlevselliğini bozuğum düşündüğünüzde evet. bir uzmana başvurmaktan sakın ola çekinmeyin diyorum. Ki anneniz de olsaydı bunu yapmanızı isterdi. Ben Kesinlikle hep böyle bakarım evet. olaya. Ve hayatına devam etmesini isterdi. O yüzden bu süreçte işte yakınlarından çok iş düşüyor yakınlara. Onun adresine ortak olmak, onu dinlemek. Ee, bazen kişiler şöyle oluyor yaz sürecinde. E, Yazdaki kişi anlatmak istiyor. Hı hı. E, nasıl hissediyorsa öyle anlatmak istiyor ama yakınları ısrarla onu düzeltmeye kalkabiliyorlar. Evet. E, yapmasınlar, yargılamadan dinlesinler. Evet. E, anlamaya çalışsınlar. İnşallah diyelim. Seher Hanım'ın sorusu epeyce uzun. E, 27 yaşında 3,5 aylık hamile küçük yaştan beri çalışıyorum ve bebeğim doğduğunda benim kendim bakacağım demiş. Annem ve kayınvalidem uzakta olduğu için. Çalışmamak beni kaygılandırıyor. Neden bilmiyorum ama para kazanamayınca sanki faydalı olamayacağım gibi hissediyorum bebeğime. Bir de ben kapanmak istiyorum ama kaygılanıyorum tekrar açılmaktan ve o duruma kendimi adapte edememekten ne yapmalıyım kolay gelsin demiş. Bir soruda iki taneyi sıkıştırmışsınız. Ben de okuyu verdim arka Güzel iki soru alalım. Evet. Cevabını buyurun. Aslında kaygılı insanlar bu soruda da görüldüğü gibi her alanda bir kaygı yaşıyorlar. Ama şu da var. E, hedefimize öncelikle bir tane şey koymamız lazım. Aynı anda birden fazla şey başarmak istediğimiz zaman bu bizim kaygımızı daha çok arttırıyor. Evet. Önce e, mesela bebeğiyle alakalı bebeğine kendisi bakmak istiyor. Ama aynı zamanda iş hayatından da uzak kalmak kaygılandırıyor. Para kazanıp bebeğine e, faydalı olmak istiyor. Yani maddi bir kazanç e, veremeyeceğim bebeğime gibi. Hı hı. Bebeklerin annenin parasına mı ihtiyacı var? Yoksa annenin şurasına, ilişkisine, sıcaklığına? Şu an bebeğinizin sizin paranıza ihtiyacı yok. Aynen öyle. Anne sütüne, şefkatine, dokunmaya, sarılmaya, okşamaya onunla konuşmanıza konuşmasına ihtiyacı var. Bunu söylemiş olayım. Akma bir anım geldi benim. 9 e, aylık hamileydim. Öyle mi? <laughs> Ve psikodrama eğitimi açılacaktı. Onun görüşmesine gitmiştim. Hı. Haftaya doğum yapacaktım. Ee, <laughs> hocamızın bana şöyle bir şey oldu. Ön görüşmeydi bu. Eee ön görüşmeye göre psikodrama kabul eğitimi, mi Tabii, ha. eğitimi e, alacakların arasından seçecekler ha. bir ön görüşme yapıyorlar. Ben de e, bir hafta öngörüşme. doğumdan bir hafta önce ön görüşmeye katılmıştım. Hocanın bana sorusu şuydu. Anladığım kadarıyla Hiçbir şeyi kaçırmak istemiyorsun hayatında. Ne anneliği kaçırmak istiyorsun, <laughs> ne eğitimleri kaçırmak istiyorsun. Evet. Ee, ama ben şunu anlayamıyorum. Ee, doğa bile insana, yani Allah insana yılda bir defa doğum hakkı vermiş. Peki sen aynı anda iki doğumu nasıl yapacaksın? Hem bebeğini doğurup hem de bu eğitimde bir doğumdur. Çünkü çok derinlemesine bir hayat inceleyeceğiz. Sen iki doğumu kaldırabilecek misin aynı anda? Çok güzel. Ben o an şöyle bir kendime geldim. Şok oldu değil mi? Tabii şunu düşündüm, hayatımı düşündüm, bütün hayatım gözümden geçti ve şunu dedim. Acaba dedim ben hep hayatımı böyle mi davranıyorum? Evet ben hayatımda hiçbir şeyi kaçırmak istemiyorum. Her şeyi aynı anda mükemmel yapmaya çalışıyorum. O an o farkındalığı sağlamıştı hocamız bana. Ben o, gün, o gün farkındalık <laughs> bugün başka <laughs> bir farkındalığa kapı açtı. Umarım öyle olmuştur. Çünkü aynı anda hem iş hem bebeğe mükemmel bakmak mümkün değil. Bir seçim yapmamız gerekiyor. Bazen seçim yapamamak da kaygıyı getiriyor beraberinde. Evet. O yüzden bence çok güzel bir seçim yapmış bebeğini seçerek, bebeğine kendi bakmayı seçerek. Ee, bunu seçtiğine göre bebeğine bakma imkanı var çalışmadan diye düşünüyorum. Evet. Ee, bazı kişilerin gerçekten imkanı olmuyor ve çalışmak zorunda oluyorlar. Ee, onlar için bu daha zor. Çünkü çok gerçekten çalışmak Ki çalışmama gibi bir lüksünüz var. Kesinlikle Bu bir lüks. Öyle. Gerçekten. Hı -hı. Çünkü tek maaşla geçinemeyen evler var. Ee, beyefendi diyor ki ya hani ne, ne yapalım dedim annem gelsin annem gelsin para kazanmak zorundayız böyle böyle bir sürü şey var değil mi? Memuriyeti olabiliyor. Ee, evet herkesin böyle bir şansı olmuyor. Sizin böyle bir şansınız var. Yani eşiniz size çalışacaksın demiyor. Ve siz o süt kokan bebekle vakit geçireceksiniz. Bu arada işe her zaman dönersiniz. Her zaman olur kariyer. Ben bunu 35'in emmime gelince anladım. <laughs> doğum yaptıktan sonra. Kariyer her zaman olur ama e, çocuğunuzun büyüdüğü anı, ilk anne dediği anı, ilk adımını, ilk tutuşunu, bırakışını, o ince motor becerilerini gözlemleyeceksiniz. Bunları bir daha dönüp de Mümkün değil yaşayamayacaksınız. Tabii değil ki. Mi? Çünkü, bir kere olan şeyler bunlar. Tabii. Ben de mesela iki çocuğum var. İkisinde de. Allah e, hiç belli olmuyor. Teşekkür ederim <laughs> sağ olun. Hepimizinkini inşallah. E, hep özel çalışıyorum ben her seferinde işte bebeklerin doğumu ile birlikte. E, iki yıl bir piyasadan uzak kalma, işimden uzak kalma. E, bizim işimizde de psikologlukta biliyorsunuz piyasadan uzak kaldığınız evet. zaman unutuluyorsunuz. Evet. E, olsun dedim ben de kendim bakmak istedim. Ee, bu şekilde hani tekrar döndüğüm zaman baktım her şey yerinde duruyormuş. Sonra işe atılıyordum. Tekrar ikinci bebek oldu da tekrar ayrılıyordum. Tekrar yeni döndüm işte Yani yaklaşık bir yıl, yani en fazla, üç yıl, yani ben, en öyle. fazla maksimum 3 yıl sonra Hı -hı. siz normal hayatınıza dönüyorsunuz. Çünkü üç öyle. yıl. artık yavaş yavaş kreşe Hı -hı. ya da değil mi sizden Ama, bağımsız kalabiliyor. Tabii hiçbir zaman o çocuğun ilk anlarında onunla yani ilk 2 yılını, 1 bir yılını birlikte geçirmek paha biçilmez yani evet, çok büyük evet. bir şans. Bu Kesinlikle. şansı iyi değerlendirsin. Şimdi çok güzel e, mesajlar da var. Yorumlar da var efendim biliyorsunuz. Bir nevzenin yeni ekran başına geçenler varsa bugün bir nevzenin 100. bölümü efendim. Biz onu kutluyoruz. E, i̇çimizde kutluyoruz böyle İstediği biliyor musunuz o enerjiyi bilmiyorum. Yüzüncü bölümde çok güzel bir konuyla Ve inşallah yine size şifa olsun terapi tadında olsun diye. Ee, bakıyorum şöyle kullanıcı adı merhabalar programınız daim olsun inşallah demiş. Seval Hanım harikasınız izliyoruz Tuba Hanım demişler. Kalpler göndermişler bizlerden de sizlere kalpler gitsin efendim. Eee Varlığınız daim olsun demiş Emir Zehra kullanıcı adıyla bir izleyenimiz ve 100 e, koymuş yorumuna teşekkür ediyoruz. Şimdi bir soruya geçeceğim. İsim yazmadığı için bir yazmıyor sanırım isim yok. Ka e, hayırlı günler 7. sınıfa da okuyan bir kızım var sınav kaygısı var Bunu nasıl aşabiliriz demiş çok güzel Hadi ona da çok ufak girmiş olanın başlı başına bir program konusu Efendim sınav kaygısı İnşallah bu seni ilerleyen haftalarda sınav kaygısının eline boyuna konuşacağız ama sizin için 7 sınıf dedi Muhtemelen seneye sınava girecek ve şimdiden hazırlanmaya başlamış kaygıyla hazırlanmaya başlamış Anladığım evet. kadarıyla Buyurun. Benim de anladığım kadarıyla ailenin beklentisi var ya da çocuk öyle hissediyor. Evet. Anne de kaygılı yalnız. Tabi. Şimdi e, annelerin önce sakin olmasını tavsiye ediyorum çünkü anne sakin olunca ve senden bir beklentimiz var hissiyatını çocuğa geçirmeyince çocuk sakin oluyor zaten. Çocuk kaygılıysa aslında bir iyi bir kötü haberim var o kişiye. E, çocuk kaygılıysa sınavı ciddiye alıyor demektir. E, çünkü hiç kaygılanmayan çocuklarımız da var onların annesi daha kaygılı. Evet. Ee, şu da var ee, ne yapacağız çocuğumuzu rahatlatmak için bir kere senden şunları şunları bekliyorum hissiyatına sokmakla birlikte ee, çocuğun duyguları konuşulabilir bu sınavla ilgili ne hissediyor ee, hedefleri ne çocuğa çok yüksek bir hedef konmuş belirlenmiş olabilir ya da kendisi bu yüksek hedefi belirlemiş olabilir. Eğer kişinin performansıyla e, ulaşacağı hedef arasında çok büyük uçurum varsa bu sefer çocukta kaygı yükseliyor hı hı. çünkü hedef çok uzakta olduğu için ben zaten bunu başaramam bu sefer dersin başına oturmakta zorlanıyor. Dikkati çok çabuk dağılabiliyor. Ama gerçekçi ve makul hedefler koymak çok önemli en başta. Tabii. tabii. Ee, bir de şimdi 7. sınıfta değil mi? 7. sınıf. Ee, daha bir yılı daha var mesela. Bir buçuk yılı var sınava girmesi için. Ee, yani şimdiden böyle bir yoğun kaygı yaşaması sağlıklı değil. Çünkü performansını düşürecek. Kaygı ne zaman sağlıklı oluyor? Performans kaygısı dediğimiz şey aslında iyi bir şey çünkü sınav öncesinde eğer kaygımız biraz hafif yükselirse bu bizim daha iyi performans sergilememizi sağlar. Hı hı. Ama sınavdan çok önce çok yoğun kaygılar, sınav yaklaşınca daha da yoğunlaşıyor ve bu sefer çocuğun bir takım şeylerde hani performansını düşürmesine neden olabiliyor. Ee, çocuğu rahatlatan şeyler, ders harcı aktiviteler, doğa yürüyüşleri, çocukla birlikte ya da spor olabilir. Çocuğun rahatlatacağı bir alan sunmak lazım çocuğa. Sürekli ders 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 değil. Bir de şu da önemli belki şunu da söyleyelim ben buraya çiziyorum. Şimdi sınav şöyle bir süreç yazıyorum. Göstereceğim ekrana bir saniye. Sınav kaygısı diyelim. Kötü yazım. Ekrana vereyim mi arkadaşlar? Hangisine? Sınav, sınav kaygısı yazdım buraya. Siz de yazın bunu. Kızınız da oturtun. Şöyle bir Ok çizin bu bir süreç sınav süreci şurada da sonuç var sınavın olacağı gün ona deyin ki sınav bir süreç eğer ben süreci bırakıp sonucu odaklanırsam yani önümüzdeki sene sınav gününü düşünürsem ben bu süreci kaçırırım benim e, değiştirebileceğim şey ne sonuç mu süreç mi? Sonuç nasıl değil? Ben eğer Allah nasip eder ömrüm varsa hastalanmazsam bir yerde kaza geçirmezsem iyice kaygılı insana da bunları söylüyorum <laughs> ama. Yani siz Allah'tan bir mani gelmezse sınav günü sınav e, sınıfına gideceksiniz. E, sınav soruları güzel gelebilir, kolay gelebilir, bildiğiniz yerden gelebilir, bilmediğiniz yerden gelebilir. Yanınızdaki kişi aksıran tıksıran biri olabilir. Gözetmen topuklu ayakkabı giyiyor olabilir. Bakın her şey olabilir. O gün sesli bir düğün olabilir, konvoy geçebilir. Bakın bunlar ihtimal. Olabilir. Herkesin başına gelebilir. Bunlara hiçbir etkiniz yok. Yapamazsınız bir şey. Oturursunuz, okursunuz, cevaplayacağınız sorulara bakarsınız. Ama sizin etkileyici sizin etkinizin olduğu şey süreciniz. Yani önümde 12 ay var. Hmm, ben bu 12 ayda hangi konuları bitirebilirim? Ne kadar soru çözebilirim? Ne kadar aktif olabilirim? İşte o buraya çevirirseniz, sınavı unutturursanız, odak noktasına, bu sürece yayarsanız Kaygı da azalacak çünkü <laughs> neyi görecek? Yapabiliyorum, benim etkim olan şey var. Ben elimden geleni yapıyorum. Yaptığı <laughs> şey de meşguliyet sağlayacağı için sınav kaygısını azaltacaktır. Bu da bir yöntem diye söylemiş olalım. Çok güzel mesajlar var. Ekleyeceğim bir şey var. Evet ekleyeceğim Buyurun. bir şey var. E, sonuç ve süreç deyince hep şu örneği veririz evet. biz. Bir tane gol yemek maçı kaybettiğim anlamına gelmez. Konum eksik olabilir ya da işte deneme sınavı kötü geçmiş olabilir. Bu maçı kaybettiğim anlamına gelmiyor. Bir de şunu söylemek istiyorum. Beyin aynı anda iki şeye odaklanamaz. Ben kaygım varsa derse odaklanamam. Derse odaklandığımda da kaygım aklıma gelmez. Evet. Elinden geldiğince çocuğumuzu rahatlatalım. Derse odaklanmasını sağlayalım. Bir de her şeye ama bu bir sınav sadece. Hayatta sınavdan önemli şeyler de var. E, sınav kötü de geçebilir. Çok kötü bir puan da alabilir. Evet. Kötü bir okula da düşebilir. Hiç önemi yok. Sen bizim evladımızsın. İyi ki senin gibi bir evlada sahibim evet. Bu hissiyatı vermek önemli. Tabii bunlar önemli. Eğer aile ne kadar bu rahatlığı verirse çok güzel bir noktaya temas etti. Ona rahatlık sağlayacak. Şimdi şöyle bakıyorum. Aralarda kutlamalar da var. Ben de çok mutluyum ya bugün 100. program ya. O yüzden okumak istiyorum. Nur Sena demiş ki 100. bölümü izliyorum. Daha nice bölümlere Amin diyorum. Kübra Hanım sizleri severek ta takip ediyoruz. Nice yüzlü programlarınız olsun inşallah demiş. Amin diyorum. Şöyle bir soru dikkatimi çekti. Ee, kaçırdım bir dakika geliyor geliyor geliyor. Ha. Rümeysa Hanım demiş ki hayır yayınlar Tuba benim annemle aram maalesef ki pek iyi değil. <laughs> Anne kız ilişkilerimiz hiçbir zaman iyi olmadı. <laughs> 17 aylık kızım var. Tahmin ediyorsunuz herhalde gelecek şeyi Nur Hanım. Yani 17 aylık kızım var. Ben de kızım. Ve ben annem gibi olmaktan korkuyorum. <laughs> evet. Kızımla aramız ileride kötü olursa ben kötü bir anne olursam gibi kaygılarım var. Hı -hı. Ve sürekli ben kötü anneyim diyorum. Bu beni çok yıpratıyor ne yapmalıyım demiş. Ekran başında anne kızı, ana kızda olamayanlar Hı -hı. da ekran başındaysa dinlesinler. Ee, makul bir şey var, öğrenilmiş bir durum var. Ne ne dersiniz? Tabii tabii. Annesiyle arasını düzeltmesine. Şimdi şu var gerçekten annemizle aramız çok kötü olabilir. Çok kötü şeyler yaşamış olabiliriz e, onun bir detayına bakmak gerekiyor. Çünkü bazen gerçekten düzeltilemeyecek durumlar ya da bizi sürekli negatif etkileyen durumlar varsa eğer bazen görüşmek bile mümkün olmuyor maalesef. İlişkiyi kesmek uzakta durmak gerekebiliyor çok nadir durumlarda. ama böyle etkilendiğine göre, böyle korkuları, kaygıları olduğuna göre ben annesi de olan ilişkisine çok önem ve değer verdiğini düşünüyorum. Ve çocuğuna da gerçekten çok iyi bir annelik yapmak istediğini düşünüyorum. Ee, birlikte ya yani annesi birlikte ne bileyim bir daha böyle değer verdikleri birine gitsinler, annesiyle ilgili çözemedikleri sorunu bir yardımcı alarak çözsünler, bir psikoloğa gitsinler. Bu sorun çözebilecek bir şeyse mutlaka çözmelerini çünkü öneriyorum. öneriyor. Şey, çünkü kaygıyı besleyen şey annesiyle arasının bozuk olması. Orayı tabii, düzeltirse tabii. otomatikman kızıyla da ilişkisi düzelecek. Kızınız Hı -hı. da anneanneyle iletişim kursun. Çok değil değil önemli. Daha, belki küs değilsiniz, belki görüşüyorsunuz ama hiç iyi, ara, aram hiç iyi olmadı diyorsunuz. Aranızı Hı -hı. iyi yapacak yöntemler bulabilirsiniz. Şöyle söyleyeyim, ya annemle benim mizacımız çok farklı. Annem çok kaygılı biri. Ben çok rahat Biriyim diyeyim. Yani onun kaygıları beni bazen bunaltır. Annem şu an izliyorsa ellerinden öpüyorum. Teyzemin de ikisi beraberler yüzüncü e, programda onlara selam göndermiş olayım bir ayrıcalık <laughs> kullanarak. E, anne kız e, her zaman aynı mizaçta olmayabiliyor ama gönül. Bağımız var, tabii, yürek tabii. bağımız var, can bağı bağımız var. var. Lütfen annenizle iyi olmaya gayret edin. Siz evlatsınız ya, hı hı. E, cennetimiz onlar bizim, başımızın tacı. Hataları kusurları elbette olur e, ama bize allah Teala şunu demiyor. Anneniz iyiyse, sizi anlıyorsa, hı hı. size destek oluyorsa cennet annelerin ayağı altındadır. Öbürlerinin değil demiyor değil mi aslında e, hadis-i şerifte? O yüzden bu önemli bir şey. E, anne babamızın kıymetini bilelim. Çatışabiliriz. Çakışabiliriz hı hı. ama o bizim annemiz gerçeği değiştirmez. Bir de şu da var bu olduğundan ötürü annem bana böyle yaptığından ötürü ben de böyleyim diye böyle tek bir neden sonuç ilişkisi yok. Döngüsel bir nedensellik var yani anne kıza bir şey oluyor aralarına bir şey geçiyor çocuk anne bir şekilde davranıyor anne bundan dolayı bir şekilde davranıyor hani bir döngüsellik, döngüsellik olduğu, olduğu için var. kişi yani bu izleyicimiz annesine Annesini kabul ettiği zaman ve ona gerçekten farklı davrandığında annesi bir değişimin içine girecek ve ilişki değişecek. Yani evet. ben değiştiğim zaman karşımdaki de benimle birlikte değişiyor. değişiyor, senkronize oluyor. Hani bazen sorunlar yaşadığımızda acaba yine mi olacak kaygısı yaşayanların hepsine şunu söyleyelim. Bir olay o kişiye hastır, o kişilere özgüdür. Çünkü o kişiler o kişilerdir. Bu kişiler bu kişilerdir. A kişisiyle B kişisinin yaşadığı problem, e, onların kendi mizaçları da var, getirdikleri var. C ya da D kişisi aynı değil. Dolayısıyla aynı tarz olayı yaşasalar bile aynı tepkileri vermeleri mümkün değil. Çünkü bakış açısı, bilişsel e, öğretilerimiz hepimizin farklı. Hepimiz farklı farklı bireyleriz. O yüzden aynı tepkiler olmayacaktır. Aynı olaylar yaşanmayacaktır. Benzer olabilir. Aynısı birebir olmaz. Sorular size bayağı yoğun geliyor. Bugün dedim ya kaygı ha. deyince izleyenlerimiz yoğunlukla e, mesaj atmışlar, e, yorum yapmışlar. Fatma Hanım demiş ki hayırlı yayınlar demiş. Teşekkür ediyoruz. Ben öğretmenim. Atanmak nasip olmadı ve bir türlü özelde iş bulamıyorum. Yıllar geçipçe artık hiç çalışamayacağım. O kabus sınavı hiç kazanamayacakmışım gibi geliyor. Bunu nasıl yenebilirim? Yeni, yene, yenebilebilirim. KPSS'den bahsediyorsunuz. Korkunç <laughs> bir isim gibi <değil> <laughs> geldi bana. <laughs> ee, az önce sınav kaygısından bahsettik. Evet. Onu lütfen söylediğim şeyi siz de uygulayın ama hiç atanamayacakmışım, hiç para kazanamayacakmışım gibi bir kaygısı var hanımefendinin. <laughs> Şimdi şu var yani e, mesleğe atanma sınavıyla ilgili de yani gerçekten çok yoğun kaygı. Neden? Çünkü artık bu bir üniversite sınavı değil. Artık öğrenciliğinizi bitirmişsiniz ve artık hayata atılmak istiyorsunuz. Kendi ayaklarınızın üzerinde durmak istiyorsunuz ama bir türlü olmuyor. E, kaygıyı yenmenin yani yenen kişilerin bir özelliği de e, farklılıklara adapte olma, değişiklikler, kendine değişiklikleri sağlama, değişikliğe açık olma bunlar çok önemli. Tamam atanmıyor olabilirsiniz ama kendinize bir takım ilgi alanları varsa, onlar üzerine eğilebilirsiniz, onlar üzerine eğitimler alabilirsiniz, farklı bir alana yönelebilirsiniz. İlla o okulu bitirdiniz ya o mesleği yapmak zorunda değilsiniz. Hatta iş bulsalar çok iyi bir işi olsa dahi mesela sanatçımız var Ferhat Göçer doktor ama sanatçılığı çok sevdiği için onda ilerlemiş. Yani. Bir şey de var sözünüzü kestim ama mesela dün bir e, takipçimle e, yazışmaya başladık hı hı. böyle bir e, aramızda bir muhabbet gelişti. E, işte butik işindeymiş hı hı. E, ama normalde diyor ki ben din kültürü öğretmenim diyor. Bunu hobi olarak yapıyorum diyor. Hı hı. Şimdi varsa hobiniz illa bunu yapacaksınız değil. Varsa Tabii. hobiniz bunu işe de dönüştürebilirsiniz bir kazanç kaynağına da dönüştürebilirsiniz. Tabii, Bu sizin elinizde. Benim e, psikolog arkadaşım var. Şu an bebek fotoğrafçılığı yapıyor kendisi. Hı. E, yani... İlla hani böyle bütün kaderim benim KPSS'e atanmak zorundayım gibi bir düşünce bizi çözümsüze yetiyor. Onun yerine hani ben farklı ne yapabilirim? Farklı eğitimlerle nasıl kendimi geliştirebilirim diye alternatifler sunmak. O alandan da yürüyebilir Kesinlikle. Şimdi Handan Yüksel demiş ki korkuların üzerine koşarak değil bebek adımlarıyla gidilmeli. Sizin programınızda öğrendim demiş. Ne mutlu oldum bunu okurken. Maneviyat çok güçlü bir koruyucu yol gösterici. Kaygıyı azaltmak için günlük rutin işleri biriktirmemeliyiz. Sınav kaygısı bununla ilintili olabilir. Bu program bize çok şey katıyor. Emeklerinize, ilminize sağlık demiş. Efendim çok teşekkür ederim. Biz de kendisine tabii ki katılıyoruz bu anlamda. Şöyle bir soru vardı onu da vermek istiyorum. Yönetmenim kaç dakikam kaldı? korkuyorum bu arada. 3,5 dakika. Siz toparlayın <laughs> istiyorum ama yine evet. çok tebrikler var. E, 100. program dolayısıyla e, güzel mesajlar var. Efendim programa iltifatlar var. O iltifatları şahsım adına almıyorum. Tüm ekibim adına alıyorum. E, ve Rijiye gönderiyorum buradan. E, onların da yüreğine dokunsun. 3,5 <laughs> dakika, 3 dakika şu an. <laughs> çok az kalmış <laughs> bir hikaye anlatmak istiyordum toparlayalım. ama bilmiyorum vaktimiz yetecek mi hikaye? Siz buyurun. Ee, Biliyorsunuz bizim hikayelerimiz çok şeydir, öğreticidir. vaktin birinde Padişah'ın biri diyor ki ya diyor öyle bir şey olsun ki diyor bana diyor hem saltanatın geçici olacağını olduğunu hem de dertlerin, kederlerin geçici olduğunu bana hatırlatsın. Ne yapalım, ne yapalım? Vezir diyor ki ya padişahım diyor siz diyor yüzük çok kullanırsınız diyor yüzünüze bir şey yazdıralım o size hatırlatsın. Soruyorlar, soruşturuyorlar. En sonunda bir derviş diyor ki bu da geçer yahu yazdırın diyor. Padişah merak ediyor dervişi çağırıyor e, derviş diyor ki işte bunun hikayesini anlatayım e, ben vaktim bir de bir köye gittim köydeki e, birinde çok soğuk bir kış gecesi misafir oldum Şakir Ağa isminde e, en son vedalaşırken dedim ki ya Şakir Ağa çok güzel bir konağın var bahçen var bunların kıymetini bir sakın ha şükretmeyi unutma dedim diyor o da ya dert etmiyorum hocam bu da geçer yahu diyor. Sonra tekrar yolu düşüyor, ee, bakıyor evde başka biri oturuyor. Hayırdır Şakir Ağa nerede? Şakir Ağa bütün varını onu kaybetti, sel bastı. E, şu an benim yardımcım olarak çalışıyor, şuradaki barakada oturuyor. Gidiyor şaşırıyor falan, ya üzülme Şakir Ağa diyor, teselli ediyor. Dünya bu, bugün böyle, yarın farklı olur. Üzülmüyorum diyor, bu da geçer yahu diyor. Tekrar yolu düştüğünde bu sefer Şakir Ağa, bir köşkte oturuyor hayırdır nasıl geldin bu köşke diyor o e, zat vefat etti her şeyini bana bıraktı kimsesi yoktu. Ama diyor üzülmüyorum diyor bu da geçer yahu diyor. Sonra tekrar o dervişin yolu düşüyor. Şakira nerede şuradaki tepenin üstündeki mezarda yatıyor diyorlar ya gideyim de bir Fatiha-i Şerif okuyayım diyor. Gidiyor mezar taşına bu da geçer yahu yazdırmış. İlahi Şakira diyor daha bunun nesi geçecek diyor. Tekrar yolu düştüğünde bir Fatiha okuyayım diye gidiyor. Diyorlar ki bir sel geldi onun mezarını aldı götürdü. Padişahım o da geçermiş yahu diyor. Tamam diyor padişah o zaman bu da geçer yahu yazılacak yüzüme diyor. E, dertlere, kederlere bu da geçer yahu demek. E, sevinçlere ya da ne bileyim yaşadığımız güzelliklere şımarmadan bu da geçer yahu deyip e, Mevla'ya e, dayamak lazım evet. sırtımızda. Çok, ne güzel bu hikayeli programı bitirmiş olalım. Ben de böyle derinlere daldım gittim. Kitabımda yazdığım bir söz var. mı? Dünyada... Mutlak iyilik yoktur, mutlak kötülük de yoktur. Mutlak hüzün yoktur, mutlak da mutluluk yoktur. Yani bir şeyin devamlılığı yoktur, değişkendir. Aslında çok da güzel bir e, kıssadan hissi oldu program için. Ve programın sonuna geldik. Hı hı. Nur Hanım çok teşekkür ediyorum katkılarınızdan dolayı. Ederim. Çok da güzel oldu program ve 100. bölümde şereflendirdiniz. Güzel bir daha ağırlamak. 100. bölümlere. İnşallah çok teşekkür ediyoruz. Ve efendim bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Yüzüncü bölümle yüzlerinizi inşallah bir nebze olsun güldürdüysek, yüzlerinize bir nebze olsun terapi tadını kondurduysak ne mutlu bize diyorum. Ve sizlere bir daha görüşünceye dek Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın.